Evet bu akşam saat 22'de dev mücadele oynanacak. Özellikle Kopenhag maçından sonra tabii Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyoruz ki. Ellik'teki durumunu da yakından takip ediyoruz. Ama şimdi Kopenhag mücadelesinden sonra nasıl bir Galatasaray karşımıza çıkacak bunu çok merak ediyorum. Şimdi United tarafına baktığımızda belki bu sezon üzerinde ideal bir oyun olmadığını söyleyebiliriz Hı -hı. ama o bireysel performanslarla öne çıkan oyuncular e, skoru başka bir noktaya belki de getirebilir. E, i̇ki takım adına da beklentilerini sorarak başlayalım. Kopenhag maçında gelen beraberlik aslında buradaki probleminde asıl sebep. Yani Galatasaray Kopenhag yenseydi aslında burada bir yenilgi şansı olacaktı. Evet. Ama bu akşam artık Galatasaray'ın mutlaka puan alması gerekiyor. <laughs> Çünkü e, Manchester'ın ilk haftada kaybettiğini düşünürsek Galatasaray bu akşam bir puan aldığı anda Manchester'ın bayağı bir önüne geçiyor ve bayağı bir avantajını kırıyor. <laughs> o yüzden bugün yenilmemek Galatasaray için en önemli bir faktör. Yani galibiyet zaten muhteşem bir e, gidişat olur ama bir beraberlik halinde siz Manchester'ı iki maçta bir puanda bırakıyorsunuz. Ve siz onun evet. önünde devam ediyorsunuz ve sağ avantajını da öyle ya da böyle elinize alıyorsunuz. Peki mağlubiyet bizi denklemin dışına itiyor mu? Şimdi mağlubiyet bizi e, denklemin dışına bence iter artık. Yani Biraz sanki ama diğer takımların için için da performansına bak. Ya şimdi mesela bugün gidip de Kopenhag, <laughs> Bayern Münih evinde yani yensin demiyorum puan alırsa gene başka bir yere hı. gider. Ama ilk haftalarda özellikle hep söylüyoruz grubu sürklese edecek takım Bayern Münih. İçeride dışarıda herkes yenip bir sıyrılacak. Sonra ikincilik için zaten Galatasaray ve diğer takımlarda mücadele edecek planlama buydu. Ben bugün Bayern Münih'in de orada kazanmasını isterim ki Kopenhag bir üçüncülükte önümüze geçmesin, ikincilikte önümüze geçmesin. Kopenhag bir geride kalsın. Tabi bugün Galatasaray'ın nasıl bir futbol oynayacağı da belirsiz. Kadroyu da konuşuruz. Birçok farklı alternatif var. Evet. Birçok farklı planlama var. Kimse de net bir kadro şimdilik söyleyemiyor herhalde. Birazdan bakacağız. Önümüzde şimdi bir e, Ankara gücü mücadelesi Hı -hı. vardı. Evet. E, ona bakarak aslında Hı -hı. biraz da planlamayı da birlikte yapabiliriz. Tabii. Özellikle toplam şut ve isabetli Hı -hı. şut sayısıyla e, biraz farklı da bir karşılaşma olmuştu Hı -hı. Galatasaray adına. E, sen... E, ...bu etkinin devam edeceğini düşünüyor musun bu mücadelede? Yani çünkü bir etkisi, düşünmüyorum çünkü... Bir zaha etkisi vardı orada. Evet. Zaha belki burada da aynı Hı -hı. şekilde devam eder. Zaha dışında katılmıyorum <laughs> çünkü yani bambaşka bir yere çıkıyorsunuz. Old Trafford'a çıkıyorsunuz Hı -hı. ve büyüleyici bir atmosfere çıkıyorsunuz. Gerçekten dünya futbolunda 5-6 tane stat saydıysan Old Trafford'u sayarsın atmosferiyle. O yüzden çok farklı bir oyun yapısı da bekliyorum ama zaha üstünden gidelim. Zaha gerçekten üstüne koyarak devam ediyor ve takıma alıştığını da zaten Ankara gücü maçındaki performansıyla gösterdi. Daha öncesinde böyle kısa kısa bağlantı maçları yaptı ama en sonunda filmin tamamını, büyük bölümünü görmeyi başardık. Ankara gücü maçında da o kalitesini gösterdi. Artık muhtemelen yerli yabancı o dengesi olmadığı takdirde Zaha sol açık olarak Galatasaray'da düzenli oynamaya başlayacaktır. Kerem'i de e, forvet arkasına doğru kaydırmaya başlanıyor. Zaha İngiltere'yi zaten hani özümsemiş artık. Evet. Damarlarındaki kan gibi biliyor Premier Ligi Manchester United'ı. Sürekli Manchester'la, Crystal Palace'la Oynadı, rakip oldu, formasını giydi. O yüzden üstünde bir baskı olduğunu hissetmiyorum dün akşamki röportajdan. Hı hı. Tam tersi o baskı, stresi olumluya çevirecek bir yapı gördüm zaten. Peki sana hazır bir görüntü verdi ve 70 küsur dakika hı hı. sahada kaldı. Bir gol kaydetti evet. ama tabii o takımları kıyaslayınca bambaşka bir şey ortaya Elbette. çıkıyor. Ama Manchester United'a karşı da farklı bir motivasyonla da çıkacağı aşikar. Kesinlikle yani tam bir böyle bazı maçları bazı günleri bekler ya oyuncular bu da öyle onu bekliyor eski taraftarı önüne çıkacak sanki geldiğinden beri bu maçı bekliyormuş. E biraz gibi, öyle kafasında çok kurmuştur yani o maça kadar hazır olmalıyım diye zaten çalışıp hocasıyla konuşurken de bunları hep bir hırs motivasyon meselesi yaptı. Ankara Gücü'de bir provaydı aslında. E ön hazırlıkta süresini arttırdı, sahada kaldı, maç temposunu arttırdı. E şimdi bugün artık Zaha'nın karşısında kim olacak? Yani orada da bir belirsizlik var aslında. O oranın da Hı -hı. savunmasında dönme durumu var. Varan'ın oynayıp oynamayacağını ben evet. bilmiyorum. E, Dalot var. Onu belki Zaha'nın karşı tarafında oynatmayıp ters kanatta da kullanabilir. Öyle de bir, bir alternatif muhtemel var. Muhtemel 11'leri de rica edelim Barko ekranımıza. Onun üzerinden de birlikte konuşuruz. Tabii. Devam edebiliriz. Yani mi? Zaha o yüzden ile geçiş oyununda özellikle Galatasaray'a büyük katkı vereceğini düşünüyorum burada baktığımızda Fener Galatasaray'la istersen Hı. başlayalım. Radyodan dinleyen izleyicilerimiz için de aktarmış olayım. E, Muslera'yı kalede bekliyoruz. Defans dörtlüsü Anhelinho, Abdülkerim Sanchez ve Sasha Boy. Ortada Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu Sol kanat, sağ sağ kanat, tete ileri uçta da Icardi'nin olması bekleniyor. Şimdi Mustere Banko dersek, Hı -hı. defansı istersen biraz konuşalım. Çünkü Abdülkerim'in sol bekte oynama ihtimali evet. çok fazla evet. söz konusu. Hı -hı. Ama bu mücadelede böyle bir şey dener mi sence? Bunu sorayım, sorayım ee, sana. Bence denemez. Şundan denemez. Şimdi Ankara gücü maçında şöyle bir güzel Galatasaray'da bir gelişme oldu. Angelinho'yu da kullandı Galatasaray bu sefer. Yani bundan önceki maçlarda bu kadar etkili değildi. Zaha ile beraber daha uyumlu olduğunu gördük. Hı hı. Ve bu tip bir maçta siz Angelino'nun yerine devşirme bir sol bek kullanırsanız bence hata yaparsınız. O yüzden yani Abdülkerim'i sola kaydırmak gibi bir düşünceyi ben e, pek mantık çerçevesine oturtamam. Angelino ve Zaha ikilisi burada daha e, fazla mantıklı olur. E, burada benim takıldığım yer Torreira'nın yanında kimin oynayacağı. Yani Kerem Demirbay savunma özellikleri anlamında çok e, iyi bir durumda değil e, o kalitesi daha fazla hücumda o yüzden Kerem'in yerine e, muhtemelen Endombe olmaz ama belki bir Kaan alternatifi olabilir çünkü onun da her yerde e, etkili oynadığını, her bölgede elinden geleni yaptığını görüyoruz oraya Kaan yerleşebilir Zahiy Banko bekliyorum Kerem Aktürkoğlu'nu da Banko bekliyorum eğer böyle bir farklı planlama yapıp sonradan Rakibi dağıtmak amaçlı hızlı hücum amaçlı Kerem'i tutup e, Mertens'i de kullanabilir. Ben o da bir alternatif. Sergio'lu Oliveira e ihtimali doğdu kafamda ama sen hangisini de, yerine? Orta alanda Kerem'in yerine mi? Kerem Demirbay mı? Yani belki Kerem Demirbay'ı <laughs> ileride kullanıp e, Torreira serciyor. Olabilir. O da bir alternatif olur. Mi? Bu sefer de geçiş ucumunda kimi tercih edeceğiniz yani hızlı şimdi. Manchester United'ın sahasına yerleşip pas oyunuyla set hücumu kuracak haliniz yok. O yüzden daha savunmayı biraz daha kalabalık tutup savunma önünü, mesafeleri kısaltıp daha fazla kanat hücumlarına yöneceğiniz bir maç. Hani bunun yanı sıra Tete'yi ben burada düşünür müyüm? O da bir soru işareti. Çünkü şimdi bu saydığımız kadroda çok fazla mücadele gücü göremiyorum ben. Manchester'a karşı bir direniş yapacaksanız Zaha, Kerem ve TT üçlüsüyle bu çok zor. O yüzden orada Ama mesela başka kim olabilir Barış Alper'i kullanabilirsin. Galatasaray'da düşününce Kerem Aktürkoğlu ya ST ya da Barış Alper. Barış Alper'i oraya koyabilirsin. Eee 4-3-3'e net dönüp oynayabilirsin. Şimdi burada 4-2-3-1 daha hücumcu bir kadro. Çünkü Icardi'den çok fazla savunma katkısı alamayacaksın. Hı. Öyle de bir durum var. Hı hı. E, burada e, belki de orta sahayı tutmak için yapılan planlar nasıl olacak ona bakacağız. Kerem Aktürkoğlu'nu ben bu hı hı. maçta biraz merak ediyorum aslında. Onu sana sormak istiyorum. Hı hı. Şimdi ligde iyi bir performansı var ama evet. inişli de çıkışlı hı hı. bir performans. E, bu anlamda biraz risk yaratıyor mu? Şimdi Galatasaray'a Kerem, Kerem e karşı. Ya bu tip maçlarda aslında çok elinizde olmasını isteyeceğiniz bir adam. Hem kanat bir anda kanada kaydırabilirsiniz. Sağ içinde o üçlü hücum hattını Rotasyona sokabilirsiniz. Orada döndürebilirsiniz. Hı hı. Savunma arkasına atacağınız her topta da Kerem size sadece koşu anlamında değil pas, asist ve çalım anlamında da katkı yapar. Kopenhag maçında eleştiriler onun üstünde bir vardı. Tribünde özellikle tepki vardı ama yani bu da futbolun doğasında var zaten. Bunun dışında orta sahibi belki üçlemek, Senin de dediğin Oliviera'yı da buraya katarak orada bir planlama yapılabilir. Okan Hoca da şöyle bir durum yaptı belki takip etti izleyicilerimiz de idmanı İstanbul'da yaptı. Hı hı. Old kameralardan benim son taktik idmanımı izlemesinler diye İstanbul'da idman yapıp öyle gitti. Yani ona göre bir planlama yaptı. Farklı bir e, uygulama bir sürprizde beklemiyor değilim. Yani bekliyoruz çünkü bu kadar saklıyorsa <laughs> hani normal rutinin dışında da bir iki hamle gelebilir. Peki, en